Buyurun hanımefendi. Bir saniye. Tut bakalım. Şuradaki zeytinlerden de biraz istiyorum. Kavunlar da güzel gözüküyor. Eğer kavunları beğendiysen kendin al. Sadece bir küçük kavun istedim. Buyurun. Bir şey daha var. Asıl bana hediye alacak olan sen olmalıydın. Ne? Tipik bir kadın. Hep kendisini düşünür. Bir şey mi söyledin? Hayır, hiçbir şey söylemedim. Hey, dur, gitme. Çok özür dilerim. Hey! Pekala hanımefendi. Bana söyleyeceğiniz tek şey bu mu yani? Sizden özür diledim. Başka ne yapmamı istiyorsunuz? Öyle mi? Ateşli olan kızları severim. Bence davranışlarını kontrol etsen iyi olur. Özür diledin ama bana pek de öyle gözükmedin. Ne yapmamı bekliyordun ki? Bize biraz eşlik etmeye ne dersin ha? Dur. Lütfen. Kızınca bırak da daha gideyim. Da güzelleşiyorsun. Biri yardım etsin lütfen. Kimse sana yardım etmiyor gibi ha? Hey. Onu rahat bırak. Ya bırakmazsak? Ben... Hadi çocuklar bırakın. Yoksa geçin. Dövüşmek mi istiyorsun? Hayır bayım. O zaman çekil git şuradan. Diego. Ne yazık. Kimse aramıza giremeyecek tatlım. Bırak gitsin. Sen de kimsin? Bela mı arıyorsun? Bir hanımefendiye öyle davranılmaz. Terbiyeniz nerede? Şimdi seni in o attan aşağıya. Seni öldüreceğim. Daha dikkatli olmalısın. Onunla birinin gözünü çıkartabilirsin. Asıl seni doğrayacağım sarışın. Hayır. Şimdi ne diyeceksin? Canının yanmasını mı istiyorsun? Tamam, özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu benim. Çok güzel. Şimdi kaybol. Greco, Penza. Bir şeyiniz yok ya hanımefendi. Emin misiniz? Teşekkür ederim. Ama sizin başka bir isminiz yok muydu? Ne ismi? Zorro. Zorro mu? Ne yazık ki hayır. Benim adım Emilia Esparda. Ben bir gezginim. Ben de düşünmüştüm ki... Düşündüğün kişi değilim. Ben Zorro değilim. Sadece birilerinin itilip kakılmasından hoşlanmıyorum, o kadar. Bir dakika. Ne kadar burada kalacaksınız Bay Esparda? Birkaç gün kadar. Muhtemelen gitmeden önce bir daha görüşürüz. Hey, sen iyi misin? Lolita... Bir şeyler söyle. Bence o Zorro'ydu. Sence o neymiş? O Zorro'ydu, bundan eminim. O Zorro olamaz. Sadece seyahat ettiğini söylediğini duydum. Bundan eminim. Kılıcı kullanış şekli ve atı. Hayır. Bu da ne? Zorro'ya benzeyen bir adam mı dedin? Bu doğru. Kasabadaki herkes onun hakkında konuşuyor şu anda. Ve ne diyorlar? İyi kılıç kullandığını söylüyorlar. 3 adamla aynı anda dövüşmüş ve hepsini yenmiş. Demek öyle. Bir araştır bakalım. İçimde garip bir his var. Sanki onu hep tanıyormuşum gibi geliyor. Bana birini hatırlatıyor. Yani... Zorro'dan mı bahsediyorsun? Diyorlar ki Zorro birdenbire ortaya çıkıp adalet ve doğruluk için savaşıyormuş. Ve beni ona mı benzetiyorsun? Hem de çok. Bu çok garip. Kaldığım yerde de biri bana aynı şeyi söyledi. Kasabadaki bütün insanlar senin hakkında konuşuyorlar. Lütfen bana gerçek adının ne olduğunu söyler misin? Biliyordum.
Lütfen bunu bir sır olarak saklayacağına söz ver. Hı hı. Sadece senin için bir şövalye olacağım. Yoksa bir şeyler mi yapacaksın? Ne yapabilirim ki? Bilmiyorum. Yanınızda bir sürü adamınız var yüzbaşım. Yoksa bir sorun mu var? Arkadaşınızla kısa bir konuşma yapmak istiyoruz. Benimle mi? Evet, seninle. Bizimle gelir misin? Bunu neden istiyorsunuz? Ne yaptı ki? Önemli değil Lolita. Lütfen endişelenme. Sizinle dövüşmeyeceğim. Ama şuna bir bakın. Ha? Bu İspanya kralına ait. Bu kılıç İspanya kralı tarafından bana verildi. Neden sana verdi ki? Ben Emilio Esparda'yım. Dük Stefan Esparda'nın oğlu. Dük'ün oğlu mu? Hey Diego, dük ne demek? Kralın bir akrabası oluyor. Gerçekten mi? Şimdi bana başka bir şey için ihtiyacınız var mı? Yoksa kendi yoluma gidebilir miyim? Efendim, tabii ki yok. Ve size kaba davrandığım için çok üzgünüm. Seni ahmak. Ben mi efendim? Artık gidelim mi? Evet. Hepsi senin suçun çavuş Gonzales. Özür dilerim efendim. Bir dükün oğluna yapabileceğin hiçbir şey yok Diego. Kabul et bunu. Hayır. Lolita'yı elinden alır diye endişelenmiyor musun? Buna zaten engel olamam. Söylediğinde ciddi miydin? Evet, öyleyim. Üzgünüm ama önemsemiyorum demiştin. Ama ben hiç öyle sanmıyorum Diego. Biliyorum ama elimde değil. Ha? Hey! Bakar mısın, bu o? Evet, yani onu alalım, ne dersiniz? Kiminle konuşuyor? Bir dükün oğluyla konuşmak için fazla garip görünüyorlar. Evet, öyle. Bakın, dinleyin şimdi. Girin. Hey Lolita, bize neden iyi haberleri vermedin? Neden bahsediyorsunuz? Dük'ün oğlundan bahsediyoruz. Onunla görüşüyordun, öyle değil mi? Dük'ün oğlu mu? Demek istediğiniz oydu demek. Beni bu akşam yemeğe çıkarıyor. Benim sevgili çocuğum, artık biraz dikkat et ve onunla iyi bir arkadaşlık kur. Böyle bir şans bir daha eline geçmeyebilir canım. Doğru söylüyor. Sonunda onunla evlenirsin ve belki de ben de kayınpederi olurum. Lütfen saçmalamayın. Sadece yemeğe çıkıyoruz. Nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsunuz? Çok yazık. Neyse, ben dışarı çıkıyorum. Sakın kabalık edeyim deme. Çok doğru. Sakın yanlış bir davranışta bulunma. Her zaman bir hanımefendi gibi davranmalısın. Bizim de saygılarımızı ilet, olur mu? Tamam. Sanırım artık terfi ediyoruz. Çok şanslıyız. Bunu kutlamalıyız Katerin. Evet, hadi kutlayalım. Lolita! Hey Lolita! Bekle! Ne oldu? Neyin var? Şu anda duramam. Acelem var. Emilio'yu görmeye gidiyorum. Sana onunla ilgili bir şey söylememiz gerekiyor. Yani onun güvenilmez olduğunu mu söylüyorsun? Evet, bu doğru. O serserilerin arkadaşı. Onları kasabada konuşurken gördük. Bu doğru. Ben de gördüm. Kes şunu Bernard. Aptalca davranıyorsun. Ve sen de kıskanıyorsun. Hayır Lolita, hiç de düşündüğün gibi değil. Sana söylediğimiz her şey doğru. Nasıl böyle bir yalan söylersin? Bunun doğru olmadığını biliyorum. Emilio öyle bir insan değil ve herkes de bunu biliyor.
O Dük'ün oğlu. Yoksa bu sana bir şey ifade etmiyor mu? Ben onun kim olduğunu biliyorum. Ve hepsi de bu kadar değil. O ayrıca... O ayrıca ne? Ha? Size söylemeyeceğim. Çünkü bana inanmazsınız. Ama belirtmeliyim ki hikayelerinizle arkadaşlığımızın arasına giremezsiniz. Şimdi gitmeliyim. Hoşça kalın. Ha? Lolita. Hoşça kalın. Dinlemiyor bile. Neyin var senin? Aç değil misin Diego? Hayır değilim. Bayan Lolita sizi geri mi çevirdi? Ne? Tabii ki hayır. Ben iyiyim. Demek ki haklıymış. Diego? Hey, bakın bu doğru değil. Neler yaşadığını anlıyorum. Ve sana tavsiyem yılmamalısın. Sakın bırakma. Bay Vega. Hı? Bay Vega, lütfen bana yardım edin. Paraya ihtiyacım var. Tamam, sakin ol. Sorun nedir? Biraz paraya ihtiyacım var. Kızım. Kızım Bay Vega. Kızım, benim Lolita'm kaçırıldı. Ne? Lolita mı? Al bakalım. Şunu iç ve sakinleşmeye çalış. Teşekkür ederim. Bay Carlos, ne oldu da Lolita'nın kaçırıldığına karar verdiniz? Aslında Emilio'ya sormalısınız. Arabasını bulan o oldu. Bugün kararlaştırdığımız vakitte Lolita ile buluşacaktım. Ortaya çıkmayınca onun için endişelenmeye başladım. Beklemek yerine evine gitmeye karar verdim ama yolda onun boş arabasını buldum. Kızımın arabasında bu notu da bulmuş. Kızınızı kaçırdık. Yarın sabah Palm Tree Vadisi'ne 500 altın getirin ve sakın bir yanlışlık yapmayın. Orada işe karışırsa kızınız ölür. 500 altın ne kadar ediyor Diego? Çok büyük bir para Bernard. Toplayabildiğim bütün parayı topladım ama yeterli değil. Bay Vega, bana 300 altın ya da 200 altın bulabilirseniz size geri öderim. Sabaha kadar bulamam. Söz veriyorum, size geri ödeyeceğim. Ben de size bunun garantisini verebilirim. Ne de olsa Lolita benimle evlenmeyi kabul etmişti. Ne? 500 altın gelinimin güvenliğinden önemli değildir. Eminim ki babam bana verecektir. Beni reddetmeyeceğini biliyorum. Ama ne yazık ki babamla görüşebilmek için yeterince vaktim yok. Bu parayı borç vermelisiniz lütfen. Lolita'nın güvenliği buna bağlı. Anlıyorum ama... Benim bir sorum olacaktı. Hı? Lolita'nın sizinle evlenmeyi kabul ettiği gerçekten doğru mu? Evet. Bakın, üzgünüm ama kızım bu konu hakkında kararını vermişti zaten. Ne hissettiğini biliyorum. Ha? Sen de onu seviyor muydun Diego? Hayır. Kabul et arkadaşım, o artık benimle evleniyor. Ama onu bir kez olsun sevdiysen şu anda ona yardım etmelisin. Evet. Diego. Öyleyse ben de ihtiyacınız olan parayı toplamaya çalışacağım. Bir arkadaşımdan borç alabilirim. Teşekkür ederim. Zorro beni asla bırakmaz. Gelip beni kurtaracağını biliyorum. Zorro, neredesin? Geri geliyorlar. Nasıl gitti? Başardık. Herkes bize yardım etti. Bu inanılmazdı. İhtiyacımız olan parayı bulduk. 500 altın. Çok sevindim. Gerçekten. Teşekkür ederim Diego. Bu arada kim bu parayı Pantrim Vadisi'ne götürecek ve Lolita'yı geri getirecek? Ben yaparım Bay Vega. Bu imkansız. Bir Dük'ün oğlundan böyle tehlikeli bir şey yapmasını isteyemeyiz. Ya sen Diego, parayı bizim için sen götürür müsün? Ne? Evet. Senin gitmen daha doğru Diego. Bu doğru değil. Lolita benim karım olacak ve onu kurtaracak kişi de ben olmalıyım. Bu tehlikeli göreve gitmek için can atıyorsunuz gibi görünüyor Emilio. Ha? Tuhaf ama Lolita'nın kaçırıldığını da ilk siz söylediniz, öyle değil mi? Kes şunu Bernard, yeter bu kadar. Ben sadece nişanlısı olarak gitmek istemiştim. Aslında... Senin terbiyene ne oldu Bernard? Nasıl olur da bir Dük'ün oğluna bu kadar kaba davranırsın? Tabii ki Emilio'nun gitmesi gerekiyor. İnsanlar aslında onun zor olduğunu düşünüyor. Ne dedin? Bu doğru mu? Bir sır olarak saklamaya çalışıyordum ama evet.
Aa, bu muhteşem. Artık Lolita'nın güvende olduğuna eminim. Diego. Gitsem iyi olacak. Lolita'yı geri getireceğim. Ha! Bol şans Zorro. Ona güvenebiliriz. Ey yüzbaşım, az önce söylediğiniz gerçekten doğru mu? Tabii ki doğru seni aptal çavuş. Bunu uydurduğumu mu zannediyorsun? Komutan Raymond bana her şeyi anlattı. Herhalde Emilio Pantri Vadisi'ne ulaşmıştır. Çok endişeliyim. Sakin olun. Zorro da orada olduğuna göre Lolita'nın iyi olacağından eminim. Evet, haklısınız. Lolita! Bayan, ne yapıyorsunuz? Yüzbaşı, çok üzgünüm. Ne oldu? Lolita ile ilgili bir sorun mu var? Hayır efendim. Buraya kızınızla ilgili gelmedim Bay Carlos. Buradayım çünkü Emilio Esparda denen bir adamı arıyorum. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Emilio'dan ne istiyorsunuz yüzbaşı? Esparda dükünün oğluymuş gibi kendini tanıtıyor. Ama aslında bir dolandırıcı olduğunu öğrendik. Siz ne dediniz? Dükün gerçek oğlu geçen doğum gününde daha 4 yaşına bastı. Bu adam bir sahtekar. Ama bu imkansız. Gördün mü? Bu yol Pantri Vadisi'ne gitmiyor. Al bakalım. İşte prensin de geldi. Emilio! Parayı getirdin mi? İşte burada. Başardık! Tamam. Artık rahatlayabilirsin. Emilio? Bir terslik mi var? Bu adamlar sana kötü mü davrandı? Tabii ki davranmadık. Hiçbirimiz ona dokunmadık. Bak bu iyi. Bir rehin olarak çok değerli. Emilio, ama sen demiştin ki... Hayır, ben hiçbir zaman Zorro olduğumu söylemedim. Sadece ismini ödünç aldım. Hayır. Merak etme Lolita. Sadece güvende olana kadar seni yanımıza alacağız. Sana zarar vermeyeceğiz. Ama sakın oyun oynayayım deme, tamam mı? İşte o zaman biz de hepimizin pişman olacağı şeyler yapmaya zorlanabiliriz. Kes şunu! Bu kadar yeter. Zorro! Sıradan hırsızlar beyefendi kılığına bürünmüş. Şimdi bunu Zorro'ya ödeyeceksiniz. Şimdi. Al bakalım Zorro. Tamam, kazandın. Lütfen beni öldürme. Ne kadar da asil birisin. Zorro, teşekkür ederim. Beni de götürmeyecek misin Zorro? Senin için asıl endişelenen adam çok yakında burada olur. Bekle onu. Benim için çok endişelenen adam mı? Güle güle. Ha. Gerisini sana bırakıyorum. Tamam, bol şans.
Lolita! Lolita! Diego! İyi olduğuna sevindim. Ah, yoksa Zorro senden mi bahsediyordu? Neden söz ediyorsun? Buraya çok geç geldin. Hem de Zorro beni kurtardıktan sonra. Evet ama zamanında gelemezdin ki. Sana hiçbir zaman güvenilmez Diego. Her şeyi sen başlattın çünkü başından bana yardım etmedin. Tabii bu senin suçun değil. Senden onu doğru yargılaman beklenemezdi. Ne dedin sen? Şey, demek istedim ki... Üzgünüm. Peşimden geldiğin için yine de teşekkür etmeliyim. Teşekkür ederim. Diego! Lolita! Ah, meleğim benim! Merak etmeyin, bir şeyim yok. Zorro beni kurtardı. İyiyim. Zorro'nun bir sonraki bölümünde Zorro'yu öldürmek için şehre iki suikastçı gelir ve ellerinden geleni yapar. İçlerinden biri mükemmel bir kılıç ustası gibidir. Zorro'nun yeteneklerine yakın başa baş bir mücadele olur. Zorro'nun beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktur. Ve beklerken geçmişten bir yüzle karşılaşır, Teo. Üniversiteden arkadaşı ama Teo aslında Zorro'nun Diego olduğunu bilmiyordur.